Dünyayı salgın haline alan koronavirüs, COVID çocuklarımızı nasıl etkiledi? Ve şu anda biliyorsunuz ülkemizde eğitim sektörü online sistemiyle evde yürütülürken çocuklarımızı nasıl koruyacağız? O küçük çocuklarımızı anneler nasıl koruyacaklar bu süreçte? Bütün merak edilen soruların cevabını çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanımızdan, uzman doktor Ersin Sarı'dan dinleyeceğiz. Öncelikle COVID'i, koronavirüsü bir hocamıza soralım. Neler söyleyecekler? Bu salgın ülkemizdeki süreci nasıl geçireceğiz? Öncelikle Ersin hocamıza bu soruyla başlayalım efendim. Merhaba. Koronavirüs aslında yani daha önceden de bildiğimiz bir virüstür. Bu virüs DNA virüsüdür. İstanbul'da da Eylül-Ekim gibi başlar Mayıs sonuna kadar devam eden hafif işte nezle dediğimiz burun akıntısı, hafif öksürük, halsizlikle ilgili sebep olan bir virüstür. Bunun sebep olduğu enfeksiyonu çok ağır geçmeden hafif olarak atlatırdık. Ama bu şu anki bizim karşılaştığımız şey bir mutasyona uğramış ve o daha ağır şekilde seyretmesine sebep olmuş bir mikrop. Bunun bulaşması çok kolay. Bulaş hava yoluyla, damlacık yoluyla oluyor. Karşıdaki hasta olan insanın öksürmesi, işte hapşurması gibi nedenlerle etrafa yaydıkları ve hatta bazı şu dönemde bilgiler her gün güncelleniyor. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Çünkü bilmediğimiz bir mutasyon ve onun sebep olduğu bir enfeksiyon. Küçük yüksek sesle konuşmak bile, bağırarak konuşmak bile etrafa damlacıklar yayıyor ve bu damlacıkların karşıdaki insanların nefes yolu alıp daha sonra da bu enfeksiyon onda da görülebiliyor. Şu dönemde hep bahsedildiği üzere işte maske kullanın, yakın temastan uzak durun, en az işte 1,5 metre mesafe bırakmaya çalışın. Hatta bazen çok yüksek volümde öksürüklerde, konuşmalarda bu mesafenin 6 metreye kadar da çıkabildiği söyleniyor ama yine de sosyal mesafe olarak 1,5-2 metreye kadar birbirimize bırakmamız yeterli olacaktır. İşte el hijyeni, bu mikrop ağır bir mikrop, havada çok asılı kalmıyor. Tabii küçük parçacıklar şeklinde havada da bulunabiliyor. 1-2-3 saate kadar da havada da kaldığı oluyor. Kıyafetlere çok dikkat etmek lazım. Ayak hijyenine çok dikkat etmek lazım. Eve girdiğimizde işte bütün eşyalarımızı değiştirmek, ayakkabıları özellikle çamaşır suyuyla temizlemek altlarını veya mümkünse de birkaç saat böyle balkon gibi bir yerde açık havada bunları biraz havalandırmak gerekiyor. Neyle karşılaştığımızı çok iyi bilmiyoruz. Dediğim gibi her gün yeni şeyler öğreniyoruz bu mikropla ilgili ama çok bulaşıcı olduğu. Herkes de aynı şikayetlere sebep olmakla birlikte, olmamakla birlikte değişik bulgular verebildiğini de biliyoruz. Bazı eğer altta yatan bir rahatsızlığı varsa, yaş çok küçük, çok büyükse o gibi durumlarda da ağır seyrettiğini biliyoruz. Evet, tabii yaş küçük dediniz. Tabii hemen aklımıza çocuklarımız geliyor. Evet, evet. Bebekler geliyor. Peki bebeklerimize nasıl dikkat edeceğiz bu noktada? Çocukları nasıl koruyacak ebeveynler? Şu anda evdeler, tabii okul eğitim sistemi de online olarak devam ettiği için artık anneler, babalar, çocuklar bir şekilde evdeler. İzoleler, evet. Yani bu şekilde edecekler? Olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu böyledir. Çocuklarda olmayacak diye bir şey söz konusu evet. değil. Çocuklarda hatta oluyor ve çocuklar çok ağır seyretmedikleri için eğer dediğim de söylediğim gibi çocukların da işte kalp rahatsızlığı yoksa, akciğer hastalıkları yoksa, şekeri yoksa ya da metabolik hastalıklar gibi bir takım alt yatan ciddi bir rahatsızlığı yoksa çocuklar çok hafif seyredebiliyorlar. O yüzden de çok anlaşılmadan etraf ındaki insanlara, yaşça büyük olanlara, işte dedelere, babaannelere, anneannelere daha kolay bulaştırabiliyorlar. Çocukların bulaştırılması daha kolay oluyor. Yani tam birebir değil ama yetişkinin 1-2 kişiye bulaştırdığı ama çocukların 5-10 kişiye birden bulaştırdığını biliyoruz. Yani çocuklara çok daha dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar şu an yaklaşık bir aydır okullar tatil olduğu için evde izole olduklarını düşünüyoruz. Dışarı çıkmıyorlar. Yaklaşık herhalde bir 10-15 günde 20 yaş altının dışarı çıkmama yasağı getirildi. Bu da isabet oldu. Tabii ki evde çocuklarla kalmak, onları evde tutabilmek de bu dönemde çok zor ama ailelere biraz iş düşüyor. Ve bu dönemde çocukları evde tutmak için bir takım oyunlar ya da işte okullar artık hafta içleri dersler devam edebiliyor. Dışarı çıkmak zorunda kalırlarsa da maske kullanacaklar tabii ki. Ellerini mümkün olduğu kadar bir yerlere dokunmamaya dikkat etsinler. El hijyeni çok önemli.
Çünkü farkında olmadan elimize, ağzımıza, gözümüze, ki çocuklar çok daha fazla yapıyor bunu, burnumuza götürüyoruz. Ve buralardan mikrobu yayma ihtimalimiz çok yüksek. Çocuklara el yıkama alışkanlıkları getirmeye çalışıyoruz ki onlara dikkat edecekler. İşte dışarıdan geldiklerinde ama muhakkak ellerini yıkayacaklar. Dışarı çıkamıyorlar ama çıkmak zorunda olunan bazı durumlar var. İşte hasta olabiliyorlar, aşıları olabiliyor. Şu dönemde özellikle aşıları çok ertelememek lazım. Özellikle verem aşısını, kızamık aşısını, bunlara çok dikkat, zatürre aşılarını özellikle yaptırmak gerekiyor. Hastalar olacaklar diye korkudan dışarı çıkmamak da bir çözüm değil. Daha steril olduğunu düşündükleri ve bunlar için özel yerlerin olduğu düşündükleri yerlerde aileler lütfen çocukların aşılarını da ihmal etmesinler. Arada bunu da söylemiş olalım. Ailenin dışarıdan gelen büyüklere daha fazla iş düşüyor. Ve bunlar geldikleri zaman işte kıyafetlerini değiştirecekler. İşte saçta çok birikebildiği söyleniyor. O yüzden duş alabilirler. Kıyafetlerini işte havalandırabilirler. Ya da yıkanmak şeklinde olabilir, 60 ile 90 derece arasında. Maske, dışarıdan gelen kişi muhakkak dışarıda maske kullanacak. Toplu yerlerde eldiven lütfen kullanmaları gerekiyor. Markete falan gitmek zorunda kalırlarsa bu dediklerime çok dikkat edecekler. Ve mesafeye de onlar da dışarı çıktıkları zaman sosyal mesafelerine dikkat edecekler. Tabii aşı dediniz hocam. Şu süreçte de gerçekten aşının önemini bir kez daha görmüş olduk. Kesinlikle. Bundan öncesinde aşı karşıtlığından bahsediliyordu. Evet. Aşı yaptırmak istenmiyordu. Şimdi dört gözle herkes bunun aşısı çıksın diye bekliyor. Keşke aşısı bir an önce olabilse de yapılabilse. Bunlarda aşı yapmak birazcık daha zor. Virüsün özelliğinden dolayı aşının muhtemelen o yüzden gecikiyor. O yüzden çalışmalar devam ediyor. RNA virüsü olduğu için buna aşı bulmak birazcık zor gibi duruyor ama inşallah başarılı olurlar. Tıp camiası bu şekilde. Evet, bilim insanlarımıza çok teşekkür ederiz. Çok destek oluyorlar, çalışmıyorlar ama dediğim gibi virüsün özelliğinden dolayı biraz zor gibi duruyor ama yapılması gereken aşılar var. Çünkü biz sadece şu an koronavirüsüne odaklanmış gibi durmakla birlikte normal hayatımıza devam ediyor. Normal çocukluk hastalıkları var. Onları görmeye devam edeceğiz. Onlara karşı en azından koruyabildiğimiz müddetçe çocukları korumak ve onlarla iki enfeksiyonun bir arada gelmesi olayı daha da ağırlaştıracağını için aşısı olan her hastalığa karşı mümkün olduğu zaman zamanında aşılarını yaptırmak gerekiyor.